Roentgen gastrik bypass ameliyatı bütün dünyadaki en sık uygulanan obezite cerrahisi yöntemlerinin başında gelen bir yöntemdir. Roentgen gastrik bypass ameliyatı her ne kadar bypass cerrahisi olarak bilinse de aslında etkinliğinin %95'inden fazlasını mideyi ileri derece küçültmesiyle gösterir. Dolayısıyla biz bu ameliyatı bypass ameliyatları içine koyduğumuzdan daha çok mide küçültücü ameliyatlar içinde daha çok değerlendirme eğilimindeyiz. Çünkü mide küçültme etkinliğini yitirdiğinde ortaya çıkarttığı kilo kaybı etkinliği çok vahim oranda geri dönebilmekte gastrik bypass'ta. Literatür bu konuda morbid obez hasta grubundaki gastrik bypass'ları incelediğinde %35 hastada anlamlı kilo geri alımları olduğunu saptamıştır. Eğer hastalar gastrik bypass öncesi süper obez dediğimiz 50 kilogram bölü metrekare body mass index üzerinde bir kiloya sahiplerse bu başarısızlık her 10 hastada 6 tanesine kadar artmaktadır ve bu hastalar neredeyse tamama yakın kilo geri alımlarını çok kısa bir sürede yaşamaktadırlar. Gastrik bypass sonrası kilolarını geri alan hastalara cerrahları ya da başka cerrahlar tarafından siz kötü beslendiniz, şekerli gıdaları çok tükettiniz, ameliyatta bir kusur yok, sizin kendi yaptığınız yanlış beslenme dolayısıyla kilo geri aldığınız gibi yorumlar duyuyoruz. Bunların çok büyük oranda doğru olmadığını söylemek gerekir. Çünkü gastrik bypass çok hassas bir dengeyle kilo kaybı sağlar. Yaklaşık 35-50 cc arasında bir mide hacmi yaratır. Bu küçücük mideyi de yaklaşık 2 santimlik bir sabit açıklıkla ince bağırsağa yeni bir yolla bağlar. Bu 50 cc'lik mide hacminin 100-150 cc'ye büyümesi ya da 2 santimlik anastomoz açıklığının 2,5-3 santime esnemesi ki bunlar genelde birbiriyle bağlantılı olarak eş zamanlı ortaya çıkar ve görülürler ve saptanmaları çok kolaydır. Hastalar çok kısa sürede çok büyük oranda kilo geri alımları yaşayabilirler. Buradaki sorun hastanın beslenme alışkanlığından ileri gelmez. Çünkü bu aslında termodinamiğin temel yasalarıyla alakalı bir durumdur. Bir ameliyat ne kadar mideyi küçültürse deformasyon hızı da o kadar fazladır. Gastrik bypass bu anlamda deformaya olmaya en çok eğilimli ameliyat gibi düşünülebilir. Gastrik bypass deformasyonu yaşayan ve kilo geri alımı yaşayan hastalarda birçok yöntem var. Çünkü gastrik bypass uygulaması kolay olmakla birlikte geri döndürülmesi teknik olarak çok ciddi deneyim gerektiren zor bir işlem içermektedir. En basit yöntemler tabii gene en çok uygulanan yöntemlerdir. Bunların başında endoskopik katlama, endoskopik dikme ve daraltma yöntemleri gelmektedir. Hem anastomoz açıklığını daraltmak hem de mide poşunu küçültmek gibi. Bunların etkinliği yapılan çalışmalar bir yılın altında tamamen kaybolduğunu göstermektedir. Buna alternatif olarak da kapalı yöntemle gene laparoskopik sanki bir tüp mide yapıyormuş gibi genişlemiş ince bağırsak başlangıç bölümü ve mide poşunu yandan bir tüp mide yapar gibi laparoskopik olarak daraltmak bir alternatiftir. Garnier'in bununla ilgili yayınları da 1,5-2 yılın üzerinde bir etkinlik belirtmemektedir. Etkili olan yöntemler aslında başarısız olmuş bir hacim kısıtlayıcı yöntemin daha etkili bir büyük bir bypass yöntemine çevirmesini içermektedir. Bu konuda başvurulabilecek bir yöntemlerden bir tanesi doğu dönen switch ameliyatıdır. Literatürde de bunun etkinliğinin uzun dönemli olduğunu gösteren çok sayıda yayın vardır. Ancak doğu dönen switch ameliyatının normal hastada bile uygulanması çok deneyim gerektirdiği için bir bypass cerrahisi geçirmiş bir hastada doğu dönen switch'e revizyon çok daha az ekip tarafından tercih edilip hastalara önerilmektedir. Ama bu ameliyatlar Türkiye'de de yapılabilir. Yapılmış hastalar da vardır. Doğu dönen switch ameliyatı gastrik bypass'tan sonra kilo geri alma yaşayan hastalarda önemli bir alternatif olarak yerini korumaktadır.